2013'te temeli atılan Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşıldı. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı ve yol inşaatında incelemelerde bulundu. Tabii ki sona doğru gidiyoruz. İpi göğüslemek için çok daha fazla tabii ki bir koordinasyon gerekiyor. Gövde yüksekliği tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Yusufeli Barajı'ndaki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Yusufeli Barajı'nın temeli 26 Şubat 2013'te atıldı. Çalışmalar hız kesmeden, kararlılıkla sürdü. Türkiye'nin en yüksek, dünyanınsa 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı çalışmalarında sona gelindi. Barajın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak bir rekora imza atıldı. %96'sı tamamlanan baraj inşaatını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yerinde inceledi. Üç bakan incelemelerin ardından kameralar karşısına geçti. Bakan Pakdemirli, barajın sulama içinde kullanılacağını söyledi. Sadece enerji değil, ileride sulamalara da büyük bir fayda yaratacak bir barajımız. Baraj ve HES nedeniyle Yusufeli ilçesi taşınacak. Eskiye göre daha modern ve örnek teşkil edecek yeni yerleşim yerine kavuşacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni yerleşim yerinde 9 aya kadar bütün konutları etaplar halinde bitireceklerini söyledi. Merkezde 2700 konut yapıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yaz itibariyle tünellerdeki işlerin biteceğini belirtti. Buradaki 56 kilometrelik tünel inşaatları bitti. Burada özel tasarım 4 tane köprü var. Bunların 3'ü de inşallah yollarla, elektromekanik işlerle birlikte yaz ortasında hepsi tamamlanmış olacak. Yusufeli Barajı 558 megawatt güce sahip olacak. 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Tamamı Türk mühendisler tarafından yapılan dev barajın 2021 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.